Merhabalar, 11 sınıf konularından devam ediyoruz. Konumuz momentum. Bir cismin momentumu nasıl bulunuyordu? Önce ona bakalım. Momentum P sembolü ile gösterilir. ve vektörel bir büyüklüktür. P eşittir. Kütle yani M çarpı V hız olacaktır. Yani bir cismin hızı ve kütlesi varsa momentum vardır. Bir bisiklet ile bir kamyonu hayal edelim. Bisikletle kamyon aynı hızda gidiyorsa bunların momentumlarını kıyaslarsak kamyonun momentumu daha büyük olacaktır çünkü kütlesi daha büyüktür ve onu durdurmak da o kadar zordur. Yani bir duvara çarptığı zaman e, kamyon daha fazla zarar verecektir duvara veya iki tane bisiklet Bunların hızları farklı ise hızı büyük olanı durdurmak daha zordur ve hızı büyük olanın momentum büyük olduğu için çarptıkları yere daha fazla zarar verecektir. Ve momentumun birimine bakarsak kütlenin birimi kilogram ve hızın birimi de metre bölü saniye olduğu için momentumun birimi kilogram çarpı metre bölü saniye olacaktır. Yani şu hareketli m kütleli cisim v hızıyla gittiği için bir momentuma sahiptir. Ve hız vektörü ile momentum vektörü aynı yönlüdür. Ve momentumu kinetik enerji ile ilişkilendirirsek bir cismin hızı v olan bir cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı m çarpı v karede bulunuyordu. Ve biz bu değeri 1 ile çarparsak bu değer değişmeyecektir. O halde bunu şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare çarpı bir yerine de m bölü m yazarsak bu değer değişmeyecek. Bu durumda yukarıda dikkat edersek m kare v kare olur. m kare çarpı v kare böyle aşağıda 2m olacaktır. m çarpı v değerine biz momentum demiştik. Bu durumda kinetik enerji yerine momentumun karesi yani p'nin karesi bölü 2m değerini de kullanabiliriz. Yani bunu bazı sorularda kullanacağımız için bu da aklımızda bulunsun istiyorum. Evet birkaç örnekle bu momentumu kavramaya çalışalım. Momentumu 3P hızı 3V olan cismin kinetik enerjisi E'dir. Buna göre momentumu P olan hızı V olan cismin kinetik enerjisi kaç E'dir. Başlangıçta bir cisim var elimizde ve momentumu 3P kadar. 3P eşittir. M1 diyelim. Bu başka bir kütle olsun veya aynı kütle olabilir bilmiyoruz çarpı 3V olacaktır. Ve buradan M1 yerine 3P bölü 3V'den P bölü V. Buna da M diyelim. İkinci durumda momentumu P olan cismin kütlesi de M2 olsun hız da V kadarmış. Bu durumda M2 değeri yine P bölü V'den M olacaktır. Birinci durumda kinetik enerji E kadarmış. E dediğimiz 1 bölü 2 çarpı kütleyi M olarak bulduk. Çarpı hızının karesi 3V'nin karesi 9 v kare yapar ve buradan 9 bölü 2 m v kare değerine ulaşırız. İkinci durumda enerji e üssü dersek 1 bölü 2 kütle m çarpı hızı da v olacaktır. V'nin karesi. Bu durumda 1 bölü 2 tane m çarpı v kare olur. Yukarıdan mv kareyi yalnız bırakırsak yani bunu yalnız bıraktığımız zaman mv kare yerine 2 bölü 9 e yazarız. Ve bu değeri aşağıda yerine korsak, 1 bölü 2 çarpı mv kare yerine de 2 bölü 9 e yazarsak ve sonuç e bölü 9 çıkacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olur. Bir sonraki soruya bakalım. Kütlesi m olan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Hareketlinin t-2t arası momentum değişimi p1, 2t-3t arası momentum değişimi p2 olduğuna göre. P1 ve P2 değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi T ile 2T arasındaki momentum değişimine bakarsak hızı değişmiş mi zamanla değişmemiş. O hadi momentum değişmez. Çünkü T anında momentumu M çarpı hızı da V olduğu için M çarpı V olacaktır. 2T anında da momentumu M çarpı V olur. 3T anında ise hızı 2V olmuş. O yüzden momentumu M çarpı 2V olacaktır. Ve T2T aralığında momentumu değişmediği için P1 sıfır olacak. Ve ikinci aralıkta yani 2T3T aralığında momentumu MV'den 2MV'ye çıkmış. Yani momentum değişimi M çarpı V kadar olacaktır. Ve bu durumda cevabımız E seçeneği olur. Evet başka bir soruya bakalım. İlk hızsız harekete başlayan bir cisme ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu cismin momentum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? Momentumun P eşittir M çarpı V olduğunu biliyoruz. Aslında momentum zaman grafiği hız zaman grafiğine benzer. Konum zaman grafiğinde eğim bize hızı veriyordu ve 0 T aralığında eğim X bölü T olacaktır. X bölü T'den V diyelim. T2 T aralığında eğim yok 0 ve 2 T 3 T zaman aralığında eğim yine X bölü T'den V olacaktır. Bu durumda bu hareketlinin 0 T aralığındaki hızı sabit ve V'ye kadar T2 T aralığında duruyor. 2t 3t aralığında ise hızı yine sabit ve V kadar olacaktır. Bunun hız zaman grafiğini çizelim. Yatay eksen t ve düşey eksen v ekseni ise şurası t, şurası 2t ve şuraya da 3t diyelim. Hızı 0t aralığında V kadar olacak. Yani şöyle. t 2t aralığında hızı yok ve 2t 3t aralığında hızı yine V kadar olacaktır. Ve biz bunu m ile çarparsak M çarpı V olacaktır. Ve bu değer de momentum olacaktır. Yani momentum zaman grafiği de yine aynı şekilde olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet bir başka soruya bakalım. Doğrusal yolda hareket eden bir hareketlinin momentum zaman grafiği verilmiş şekilde. Buna göre hareketlinin hızının 4 metre bölü saniye olduğu andaki kinetik enerjisi kaç jüldür? Hareketlinin hızının 4 metre bölü saniye olduğu andaki hızı Şimdi şuraya dikkat edersek yatay eksen, hız ekseni, düşey eksen, momentum ekseni. Hızı 4 metre bölü saniye olduğu zaman momentumu 2 kilogram metre bölü saniye ise P eşittir M çarpı V'den. P değeri 2 eşittir M çarpı 4'ten. Buradan M değeri 1 bölü 2 kilogram çıkar. Ve bizden bu hız değerindeki kinetik enerjisi isteniyor. Kinetik enerji 1 bölü 2 M çarpı V kareydi. Kütleyi bulduk. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz de 1 bölü 2. Çarpı hızı 4 ise karesi 16 yapar. Yani 16 bölü 4'ten 4 Joule çıkacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olur. Bir sonraki soruya bakalım. Kütlesi M olan cisim eğik düzlemin üst ucundan şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Buna göre cisim yere ininceye kadar. Momentum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Düzlem sürtünmesiz G yer çekimi mesela. Eğer düzlem sürtünmesiz ise bu cismi etkiden aşağı doğru bir mg ağırlığı vardı ve biz Newton mekaniğinde bunu görmüştük. Newton hareket yasalarında eğik düzlemde eğik düzleme paralel yönde mg çarpı sinüs alfalık bir kuvvet oluşuyordu. Ve şu yönde de mg çarpı kosinüs alfa ve normal kuvvette de bunu dengeliyordu. Ve eğik düzleme dik yönde bir hareket söz konusu değildi. Eğik düzleme paralel eksende şu yönde bir iğmeli hareket olacaktır. Ve bu cisim G çarpı sinüs alfa iğmesiyle hızlanacaktır ki iğmeyi şöyle buluyorduk. Net kuvvet bölü M toplamdan burada net kuvvet M G çarpı sinüs alfa bölü M'den iğme değerimiz G çarpı sinüs alfa olacaktır. Yani hızı gittikçe artacak. Hızı gittikçe artıyorsa tabii ki burada düzgün bir artış var. Çünkü G sabit sinüs alfa sabit olduğu için hızı düzgün artacak. Ve biz bu hareketlinin hızlama grafiğini çizersek eğer hızı şöyle artacaktır. Çünkü başlangıçta hızı da yoktu. Hızı bu şekilde artıyorsa biz bunu m ile çarparsak m çarpı v olacaktır. Momentum zaman grafiği de yine aynı şekilde olacaktır. Yani cevabımız b seçeneği olur. Evet başka soruya bakalım. Sürtmesiz yatay yolda 40 metre bölü saniyelik hızla hareket eden bir cisme hareketine zıt yönde bir kuvvet 3 saniye etkileyip hızını 10 metre bölü düşürüyor. Cismin kütlesi 0'dan 10'daki kilogram olduğuna göre, 0.3 saniye zaman aralığındaki momentum değişimi kaç kilogram metre bölü saniye olur? Momentum değişimi delta p eşittir son momentum eksi ilk momentum olacaktır. Son momentum m çarpı v son eksi m çarpı v ilk olur. Ve m parantezini alırsak v son eksi v ilk olacaktır. Ve kütle değeri 0'dan 10'da kilogram ve son hız. Dikkat edersek 3. saniyede hızı 10 metre bölü düşmüş. Eksi ilk hız. İlk hız da 40 metre bölü Ve buradan eksi 0 tam onda 2 çarpı 30 olacaktır. Ve buradan da 3 kere 2 6'dan eksi 6 kilogram metre saniye olur. Yani cevabımız eksi 6 kilogram metre bölü saniyedir. Tabii ki büyüklüğü soruluyorsa 6 olacaktır ama şu eksiği de unutmamak gerekir. Çünkü momentum değişimi de momentum gibi vektörel bir büyüklük olacaktır. Evet bir başka soruya bakalım. Eşit kütleri x ve y cisimlerinin 0-2 t zaman aralığındaki momentum değişimleri grafikteki gibidir. Buna göre cisimlerin süratlerindeki değişim oranı delta vx bölü delta vy kaçtır? Şimdi x cisminin momentum değişimine bakarsak 4P'den P'ye düşmüş 2T sürede. Ve y cisminin momentumu ise P'den 3P'ye çıkmış yani 2P'ye kadar artmış. Delta P x diyelim eşittir. Son momentumu 3P'ye kadar eksi ilk momentumu 4P'ye kadar. O halde momentum değişimi eksi P olacaktır. Ve delta P y ise İlk momentumu P ve son momentumu 3P. Son momentumdan ilk momentumu çıkarıyorduk. Yani 3P eksi P'den buradan da 2P olacaktır. Ve delta Px yerine şunu yazamaz mıyız? M çarpı delta Vx eşittir. Eksi P olacaktır. Ve delta Py yerine de şunu yazacağız. Kütlelere eşit diyor dikkat edin. M çarpı delta Vy o da eşittir. 2P olacaktır. Ve bunları taraf tarafa bölersek M'ler sadeleşir, P'ler sadeleşir. Bu durumda delta Vx bölü delta Vy oranı eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Ve cevabımız eksi 1 bölü 2 olmalı. Tabii ki burada büyüklüğünü sormuş büyük olasılıkla. O yüzden 1 bölü 2 diyeceğiz ama bunu da belirtmesi gerekiyor. Tabii ki bu sorular ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğü tarafından hazırlanmış sorularda. Yani burada bazı ayrıntılarda dikkat etmek gerekiyor. Evet momentum kavramını inceledik. Şimdi itme ve momentum kavramıyla devam edeceğiz bir sonraki derste. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.